İyi günler efendim. Bugün 5000 yıllık Çinli mütefekkir I Ching ile cevap vereceğim. Süfyani haram rejime, Deccalizm rejimine. Belki size biraz tuhaf gelecek ama Rusya, İran ve Çin eksenine dahil olduğunu iddia edenler aslında Çin'in büyük düşünürünü bilmiyorlar. Tevhid dininden uzak oldukları için, Allah'ın birliğinden uzak oldukları için, şirk koştukları için Li Huiming Qing'in sözlerinden haberleri yok. Huiming Qing, Çin'in 5000 yıllık mütefekkiri, belki de peygamberidir. Çünkü tevhid dinini savunmuştur. The Secret of Golden Flower eseri ni değerlendireceğim ve Carl Jung'un psikolojik tahlillerini anlatacağım. Aslında şiir yazacaktım fakat çünkü ağır bir eser. Bu ağır eseri nasıl aktarayım diye düşünürken daha önce bahsetmiştim The Mandala konusunu. The Mandala Oneness, Oneness tevhidi temsil eder. Birliği, Allah'la olan union'ı temsil eder. Çin kültüründe, dini inancında. Çinlilerin dini yoktur zannediyorlar. Çinlilerin dini vardır. Çinlilerin kültürü, medeniyeti insanlık anlayışından Çin'den gelir. Çin, altın çiçeğin sırrını Golden Flower olarak özetlemiştir. Altın çiçek olarak özetlemiştir. La Tzu'dan, Liu Yan'dan doğmuştur I Ching. Daha doğrusu ta La Tzu'ya kadar gider. Onun savaş tekniklerini anlatırlar. Ama aslında etik vardır, ahlak vardır, disiplin vardır. Liu Yan gibi masterlar, Çin gibi üstatlar Çin'de bir çeşit peygamberlik, bir resullük yapmıştır. Çünkü her millete, kavme Allah peygamberler göndermiştir. 5000 yıl önce Çin medeniyeti, Kur'an, ana felsefe, ana kültür, ana ahlak ilkeleri, kuralları oluşmuştur. Çin der ki, eğer yanlış adam doğru iş yaparsa yol yine yanlıştır. Çin'in atasözleri çok güzeldir. Küçük insanlar insanlarla uğraşır. İnsanları yıkmaya çalışır. Hayatı, yaşamı yok etmeye çalışır. Büyük insanlar projelerle, fikirlerle uğraşır. Ahlakla, ilkelerle uğraşır. Yaşamı ve özü korumaya çalışır. Yaşam ve öz esastır. Golden Flower'un temsil ettiği gerçeklik yaşamdır, hayattır ve özdür, essence'dır. Life and essence. İşte the light dediği ışık budur. Eğer doğru metodu izlerseniz doğruluk tabiatınız haline gelir, doğal olur ve doğru yolu bulursunuz. Çink böyle diyor. Eğer taklit ederseniz metodu ve yanlış adam taklit ederse doğru yolu bulamaz. Çünkü I Ching diyor ki taklitçiler aslın yerini vermezler. Hizmet hareketinin yüksek insan değerlerini taklit edenler görüyorsunuz gerçeklik sunamıyorlar, doğruluk sunamıyorlar. Çünkü işleri güçleri yalan, iftira, gıybet, fitne, fucur, bireylerin hayatlarını yok etmek. İnsanların hayatlarını zehir etmek ve karanlığa gömmek. Bu nedenle Çin'i anlatıyorum. Anlatacağım konu çok tarihidir. Çünkü pek çoğunuz The Secret of Golden Flower'ı okumayacak. Bunun psikiyatrist, psikolog ve psikoterapi penceresinden gözüyle ne manaya geldiğini birinin yorumlaması gerekiyor. Evet,
şu anda bir diktatörlük var Türkiye'de. Bütün dünyada faşizm yükselişte. Buna biz Borderline Personality Disorder tarihi diyoruz. Siyah ve beyazın çok netleştiği, ayrıştığı, kamplara insanların ayrıldığı, her şeyin siyah ve beyaz gösterildiği, keskin bir çizgiyle insanların ayrıldığı, ayrıştığı ve büyük bir hercümerce katliama, soykırıma giden süreçtir bu. Hitler döneminde çok bariz bir şekilde yaşanmıştır. Hitler'in gömülmesi, Alman milletinin uçuruma sürüklenmesi 15 yıllık bir süreçtir. Bu süreç Almanları utanca boğmuştur ve 15 yılda defolup gitmiştir, yıkılmıştır. Büyük bir iz bırakmıştır, bir travma bırakmıştır. Stalin'in gidişi ise daha uzun sürmüştür. Neden? Stalin diplomasız cahil biriydi. Erdoğan gibi. Lenin, Trotski gibi Bolşevik ihtilalini, devrimi yapanlar aynı Erdoğan'ın yaptığı gibi 5 yıl çapulculuk, talancılık yaptılar. Zenginlerin, çarın kurduğu sistemi yıkmak için talan ettiler, öldürdüler. Bunu devrim için yaptılar ve kendilerine kahraman diyorlardı. Bolşevik düşünceleri isyandan ortaya çıkmıştı. Fakirlerin hakkını savunmak, eşitlik, sosyal adalet gibi doğru metot sandıkları bir yöntemle çıkmıştı. Tabiatları yalnız hususiyetleri yıkmaktı. Öldürmekti, yaşamı yok etmekti. Yani Bolşevikler aslında bozguncuydu. Dinsizliği öneriyorlardı eşitlik için. Ve 5 yıllık talandan sonra lider olarak Stalin'i çıkardılar. Stalin 1923 senesinde Sovyet tahtına Lenin'in öldürülerek hastanede fişini çekti. Trotski'yi de yurt dışında Meksika'da infaz ettirerek aynı yolu izliyorlar. Doğu Pirinçek'in tavsiye ettiği yol bu. Yani Erdoğan benimle aynı çizgiye geldi diyor ya. İşte geldikleri çizgi bu. Devletin gücünü kullanarak devlet aygıtını ele geçirdikten sonra Stalin çok acımasızca muhalifleri yok etmeye başladı. Kim komünizme karşı çıkarsa öldürülecekti. Muhalif istemiyordu. Politbüroyu böyle kurmuştu. Komünizmde bir eğitim sistemi kurdu. Bu eğitim sisteminde klaslar meydana getirdi. Güya klas olmayacaktı, eşitlik olacaktı. Yalan tabii. Her güç merkezi gücü elde ettikten sonra eski ahlak ilkelerini terk eder. Bu nedenle Max Weber, komünizm bir hantal bürokrasiye dönecektir. Klaslar kurulacaktır. Ve kapitalizm nasıl kurduysa komünizmde kendi üstün ırkını, üstün yönetim kadrosunu ortaya çıkartıp halkı ezecektir dedi. Max Weber haklıydı. Ve sonuçta ahlak ve ilkeler kalmayacaktır dedi. No moral foundation left from communism. Güzel bir yorum yapmıştı. Max Weber'in öngörüsü gerçek oldu. Stalin öyle bir ezdi ki herkes korktu. O korku imparatorluğunda İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına bir sebep Hitler ise ikinci sebep Stalin'dir. Anlaşmışlardır. Milyonların öldürülmesi onların siyasi iktidarda kalmasını sağlıyordu. Hitler 35 milyon, Stalin 50 milyon öldürdü. Kendi insanlarını öldürdü. Şehit diyordu. Şehitlik edebiyatı yapıyordu. Stalin döneminde İkinci Dünya Savaşı anıtları diye her köye dahi anıt yapılmıştır. Kutsallaştırılmıştır ve alma törenleri düzenlenmiştir. Aylarca. Kutsallaştırmak için bayağı uğraşmış. Monumentler yapılmıştır. Bu monumentler şehitlik edebiyatının zirvesidir Stalin'in yaptığı. İktidarda kalabilmek için kana ihtiyaç vardı. Ölülere ihtiyaç vardı. Şehitlere ihtiyaç vardı. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'nı desteklemişti. Almanların Rusya'ya girmesine izin verdi. Biliyordu ki Almanlar Rusya'da batacaklar, boğulacaklar. Rusların politikası böyledir. Stalin en ön safa Gürcüleri koymuştu. 600 bin Gürcünün ölümüne yol açtı. Kendisi Gürcü ya. Kahramanlığı buradan yaptı. Bak kendi milletim bile ben en ön safta
şehit olmalarını sağlıyorum, ayrımcılık yapmıyorum dedi. Yani ölümde, kanda geberttiğim adamlar eşit dedi. O nedenle milli kahramanlık prensipleri izledi. Irkçılığı, faşizmi ön plana çıkardı ve Sovyet milliyetçiliği yaparak insanları ölüme gönderdi. Süfyan Erdoğan da aynı siyaseti izliyor. Doğu Perinçek de aynı çizgiye geldiler. 1937 yılında ne derler, altın vuruşunu yaptı Stalin. Dedi ki komünizm gibi bir din varken başka dinlere ihtiyaç yok. Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık semavi dinler ve Allah olduğunu iddia ediyorlar. Allah yok dedi. Allah'ı inkar etti. İlah benim dedi. Bana tapacaksınız. Bana kulluk edeceksiniz. Yani gidişat Perinçek'i takip edince, yani kılavuz karga olunca nereye gideceğinizi anlatmak için söylüyorum. Erdoğan beğendi. Çünkü Firavun, Kaun'un zenginliğini, hırsızlığını, zulmünü başka türlü nasıl koruyacak? O kadar günah hata işletmiş, insanları günah hataya sokmuş, cehenneme doğru götürüyor. Kendisini ilahlaştırmak, tanrılaştırmak zorunda. Ve Tayyiban diye bir tarikat dine icat etmek zorunda. İslam'a, Müslümanlığa ihtiyacı yok. Kafir oluyor yani. Zındık oluyor, mürtet oluyor. Stalin de aynı yolu izledi. Bütün molaları, papazları ve ravayları topladı. Hepsini Sibirya'ya gönderdi. Dirilenleri zaten hemen kurşuna dizdirdi. Vatan haini dedi. Terörist dedi. Camilerin, kiliselerin ve sinagogların temeline dinamit koydu. Gerçek dinamit. Patlattı. Bir tane bile kutsal mabet bırakmadı. Uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde din olmadı. Ruhsallık olmadı. Allah'ı yok ettik dediler. Stalin zaferini kutladı. İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Sovyetler Birliği'nde hiç mescit, hiç kilise, hiç sinagog kalmamıştı. Bunlara rehberlik edecek imamlar, rahipler, sırabaylar ise Sibirya'da çürüyorlardı. Bir tanesi bile kurtulamadı. Sibirya'daki kamplarda öldüler. İşte Stalin'in diktatörlüğü buydu. The Death of Stalin diye British'ten film çekmiş, komedi. Seyredin, 1953'te Stalin öldüğünde 30 yıl bu zulümle, demir yumrukla idare etti. Öyle bir ilginç zalimdi ki, Amerikalılar atom bombası bulmuş, 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış. Sonra oturup pazara gidip dünyayı bölmüşler. Kendi Sovyet bilim adamlarını topluyor. Amerikalıların nükleer bombası var, bizim neye yok? Diyor size bir ay süre. Bir ay içinde buldunuz. Bulamadınız, kurşuna dizileceksiniz. İlk ekip bulamıyor. Hepsini kurşuna diziyor. İkinci ekip bulamıyor. Onlar da kurşuna diziyor. Yani Stalin diyorlar, ülkede bilim adamı kalmayacak. Stalin ben anlamam diyor. Amerikalılardan biz daha mı aptalız? Amerikalılardaki biz aptal mıyız? Bulacaksınız. Üçüncü ekip buluyor. Yani üçüncü ekip bulduğunda yıl 1953 oluyor. Yani ölüm yılı. Bu nükleer silahı kullanacak. Bir de hidrojen bombası bulmuşlar ekstra. Bunlara ödül veriyor Stalin. Diyor ki atom bombasının ek olarak bir de hidrojen bombası bulmuşsunuz. Daha güçlü bir bomba. Kutlarım sizi. Bunu şimdi kullanacağız. Bir dünya savaşı daha başlatacağız. Milyonlar ölsün. Görsünler gücümüzü. Dedi. Fakat Stalin işte orada Garetullah'a dokundu. Nasıl öldürüldüğü konusunda spekülasyonlara girmeyeceğim. Biraz değişik bir konu. Evet. Takip ettiğiniz lider böyle bir lider. Süfyan, Büyük Süfyan Erdoğan ve Doğu Perinçek Rus eksenini istiyor. İran ekseni daha kötü. Hümeyni'nin ortaya çıkardığı Molla düzeni 39 yıldır 7 milyon insanın kaçmasına yol açtı. Ve ülke fakirlik, açlık içinde kıvranırken %95 aç iken çok küçük bir azınlık olan mutlu azınlık Mullalar Ali Hamane'yi dinleyenlerin 100 milyar dolar parası var oluyor. Haşim Rafsanjani geberdi. 170 milyar dolar çalmış. Yurt dışında. İran halkına yansımıyor. Sadece iki isim 270 milyar dolarını çalmış. Var hesap edin diğerleri ne kadar çaldı. Böyle bir eksen. Şimdi ben size Çin eksenini anlatacağım.
O yüzden ben Golden Flower işliyorum. Mao'nun yaptığı zulüm ise Stalin ve Hitler'den toplamından fazla. 50 ile 60 milyon arasında insan öldürdüğü söyleniyor Mao komünizmi. Yani Perinçek'in çok sevdiği Mao komünizmi. Bir zamanlar Mao'cuydu. Bilir yani bunları. 60 milyon diyorlar. Yani Çin nüfusunun her 10 kişiden birini öldürmüş. Korku imparatorluğu böyle kuruluyor. Yani sindirmiş. Ben ne dersem o diyor. Bana tapacaksınız. Mao bir de sade bir insan. Yani Stalin de öyle sade gözükürdü. Aynı elbisesinden 22 tane takımı vardı. Aynı elbiseyi giyiyordu. Benim başka bir elbisem yok diyordu. Böyle bir çakal. Mao da aynı şekilde. Halbuki bu devirler şeydir. Siyah beyaz tarihi. Yani borderline personality disorder tarihi. Bu devirde bu süfyanlara, deccallere, diğer edenler ise persona disorder oluyor. Yani ben o zamanlar başka bir insandım. Zulmettim, katil oldum. Cehenneme gittim. Ömür boyu hapis cezasını hak ettim. Ama affedin beni diye mahkemelerde daha sonra Hitler'in SS'leri yalvardı. Fakat dediler senin iraden yok muydu? Sen akletmiyor muydun? Düşünmüyor muydun? Dediler ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdılar. Benim anlatmak istediğim Ai Ching ise işte buna karşı Çin'deki gerçek kültürü anlatır. Çin'in bütün kültürü, medeniyeti, insanlığı, tevhid anlayışına dayanır. Çin medeniyeti Ai Ching ile vardır. Tevhid ile vardır. Allah'ın birliğini kabul etmiştir. Çünkü Ai Ching neler anlatıyor? Bakın ben size bunu özetleyeceğim. Belki şok geçireceksiniz. İnanamayacaksınız. Allah Allah, Çinlilerin dini mi varmış diyeceksiniz. Evet. Hui Mingqing'in sözleriyle başlayalım. En önemli sır Tao'nun yaşam ve özüdür. Yani ulaşmak istediği Tanrı ismi farklı olabilir. Fakat Allah birdir. İsimler değişse de Yahudiler yanlı ediyor. Yani Allah bir olduğuna inanıyor Yahudiler. Onlarda da tevhid var. Önemli sır işte bu yaşam ve özdür. Allah'ın sunduğu. Cennetin ışığı iki göz arasındadır. O ruhtur. The Spirit. Yani Hristiyanlar da buna inanıyor aslında. The Spirit, the ruh, Allah'ın bir lütfudur. Bir kelimesidir. Sadece Hazreti İsa'ya sunulan bir kelime değildir. İnsana sunulan bir ölümsüz kelimedir. Işık vicdanla eşdeğerdir, akıl baştadır, diyor Ching. Evet, ışık, aydınlık ancak vicdanla eşdeğer olursa, yargıç olur, savcı olur, hakim olur, avukat olur. Yanlış yapmaktan engeller diyor. Çünkü akıl baştadır. Eğer akıl başta değilse o zaman vicdansızlık ön plandadır. Akıllar kiraya verilmiştir. Akılsızlık, aptallık vardır. Stupid rules diyoruz. Yani aptallık şey yapar, ilan eder. Erdoğan ve Süfyan ve haramilere mega karecimine aptallık hakim. Aptal olduklarını kabul ediyorlar zaten. Her gün yeni bir aptallık, salaklık sergileyerek biz zaten salağız, aptalız ama zekilerdeniz. Zeki, salak ve aptalız. Bile bile lades, bile bile aptal ve salağız diyorlar. Akılımızı çıkardık. Önümüze konan soykırım projesini aynen uyguluyoruz. Çünkü biz salağız diyorlar. Biz cehennemi hak ettik. Bundan geri dönüş de yok. Cehenneme kadar peşimden geleceksiniz diyor Süfyan Erdoğan. Neden? Ai Ching diyor ki çünkü one-sided, tek taraflılık bir utançtır. Tavizler verir ve dalalet yoludur, sapıklık yoludur. One-sided olanlar hep sapıklı olan gitmiştir. Buna örnek olarak Carl Jung Sezar'dan örnek veriyor. Nebuzar'dan örnek veriyor. Yani malum Yahudilere soykırım uygulayan ve onların ülkeden kaçmasına yol açan Firavun. Sezar Roma İmparatoru o kadar zulmetmiş ki Hazreti İsa'nın doğum tarihi diye kendi doğum tarihi kutlatıyor. Ta o zamandan beri 25 Aralık'ta hala Hristiyanlık dünyası hindi yiyor.
Hazreti İsa'nın doğum tarihini değil, Sezar'ın doğum tarihini diyor. Yani kültür haline gelmişti. Dini kültürleştirmiş, kendi diktatörlüğünü kabul ettirmiş. O kadar kabul ettirmiş ki hala kutluyorlar. Kült haline gelmiş. Ritüel haline gelmiş. Kutsal haline gelmiş. Daniel Peygamber'in kitabında anlatılanlarla, ahlak ölçüleriyle Konfüçyüs'ün Ai Ching'in anlattığı, Tao'nun anlattığı ahlak ölçüleri aynıdır. Yani fark yoktur. Ha diğer peygamberler, Kur'an'la ismi geçen peygamberler anlatmış. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatmış. Aynı ahlak kuralları, ilkeleri, Allah'ın kanunları Çin'de de geçerli. Yani eksen kayması diyorlar da bunların şaftı kaymış, insanlığı kaymış. Eksen kayması ne ki? Akidesi, inancı kaymış. Hindu terminolojisinde Nirvan da deniyor. Yani Nirvana deniyor. Nirvana sizin Türkçe'ye öyle geçiyor. Sizin Türkçe. Benim Türkçem değil. Sizin Türkçeniz küfür Türkçesi haline gelmiş. Sizin insanlıkla ilginiz yok. Fikirle ilginiz yok. Siz küfür etmeyi seviyorsunuz. Kumpaz yazmayı, tuzak yazmayı seviyorsunuz. Bireylerin hayatlarını yok etmek için devleti kullanıp tuzak yazmaktan başka, iğrenç iftiralar atmaktan başka, gıybetten başka, yani ölü eti, haram et yemekten başka, sırf eti yemekten başka sırplar et göndermiş de koli basili varmış. Yani sırplar vermedi tabii. İki tane Mehmet Gezer'le Suriyeli kaçakçıyı Amerika'ya teslim etti. Erdoğan alamamış. Et almış ama onlar da koli basili, mikroplu virüslü göndermişler. Ölsün Türkler diye. Sırplar çok sever Türkleri. Evet, Nirvana nedir? Muhalifleri özgür bırakın. Nirvana'ya ulaşan insan, yani Allah'a ulaşan insan ahadiyette vahdaniyeti görür. Polariteyi görür. Yani farklı düşünen insanları özgür bırakır. Buda'nın dağ teorisi vardır. Everest dağ teorisi. Dağa giden birçok patikalar vardır, yollar vardır. Kimi uzundur, kimi kısadır. Bunlar değişik tarikatlar ve yollar, inançlardır. Zirvede Allah vardır der. Zirveye ulaştıktan sonra hangi yoldan giderse gitsin. Bazen yollar kesişir, bazen çatışır. Siz en kısa yolu seçebilirsiniz. En uzun yolda seçebilirsiniz. Nasuhi Mahrukeli dağa tırmanıyor Akutçu. Bilir bu işleri. Önemli olan dağın tepesine, Everest'in zirvesine tırmanmaktır. O halde birbiriyle insanların çatışmasına gerek yoktur. Çünkü Allah aynı Allah'tır. Ulaşılmak istenen zirve, dağın zirvesi aynı zirvedir. Yollar farklı olabilir. İşte Nirvana'ya ulaşmak der ki, ulaşmak bu da böyle diyor. Ancak farklılara saygı göstermek, farklı inançtaki, farklı kültürdeki, düşüncedeki, fikirdeki insanlara özgürlük vermekle olur. Eğer tek taraflı olur da kibir ve enaniyetle benim yolum haklı derseniz ve başkalarını yok ederseniz, ötekileştirirseniz siz dinden çıkıyorsunuz. Siz delalet yoluna gidiyorsunuz. Siz dağın zirvesine ulaşamıyorsunuz. Ne kadar güçlü olursanız olun. İşte bu abnormal tek taraflılık bilinç altında yerleştiği zaman buna kalan conditio sine qua non diyor. Latincesi. Nörotik ve psikoz oluşuyor. Sizofreni, borderline personality disorder oluşuyor. Her şeyi siyah ve beyaz görmeye başlıyor. Yani ben haklıyım, herkes haksız. Bu şekilde one-sided, tek taraflı bir psikoz, nörotik geliştiriyor ve sizofreniye dönüyor. Artık tedavisi çok zor olan bir hastalık bu. Psikoz ve sizofreni takıntılar, obsessionlar oluşuyor ki obsessionlar psikoz ve şizofreniden daha zordur tedavisi. Daha uzun süre tedavi gerekir. İlaç kullansa bile kontrol edebilirsiniz. Tedavi, terapi gerektirir. Psikoterapi ihtiyacı var yani. Çünkü mantık yok olur. Ai Ching böyle diyor. Mantığı yoktur artık. Onun aciliyeti, duyarlılığı değişmiştir. Vurdum duymazdır. Muziki gibi dinler zulmü. Başkalarının tecavüzü, edilmesini, öldürülmesini, yok edilmesini
bir politik savaş zanneder. Biz kazandık. Kibirle vurur. Hatta işte Batılılar merak ediyor. Yani Sünni bir grup olan AK Parti niye Hizmet Camiası'na, Sünni bir gruba zulmediyor. Bunu çözemediler uzun süre. Şimdi çözdüler. Anladılar ki AK Parti ve Süfyan kafir. Yani cehennem ehli. Cehennem dibine doğru gidiyor. Dediler bunların büyükelçilikleri, konsoloslukları da kapatmak lazım. Bunların hepsi soykırım projesine çalışıyor. İnsanlıkla alakaları yok. Hitler rejimi SS olmuşlar. Tarih tekrar ediyor. Bunları da gömeceğiz diyorlar. Yani gömmek için elimizden geleni yapacağız. Biz de yardımcı olacağız. Çünkü bizim kafirlerle işimiz yok. Bizim Hitlerlerle işimiz yok yani. Bu insanlığa, hayata, öze zarar veren güruhla işimiz yok. Evet. Küçük adamlardır onlar. Büyük adamlardan korkarlar. Büyük adamlar fikirlerle, insanlıkla, insana hizmetle ulaşır. Projelerle ulaşır. Küçük adamlar ise insanları yok etmekle ulaşır. Ona kumpas yazar, devleti kullanır. Tuzak yazar, iğrenç iftiralarda bulunur, gıybetlerde bulunur. Ahlaki olarak ahlak kalmadığı için de, hiçbir değer, hukuk kalmadığı için de ne yazsa, ne söylese, utanma duygusu olmadığı için her şeyi yapabilir. Öyle iftiralar, gıybetler atar, ahlaki çöküntü içindedir ki, yani karakter suikastları normaldir. Yani politika icabı lazımdır. Yok etmek gerekir. Bu adam niye konuşuyor ya? Hala konuşuyor mu bu adam? Daha yok edemedik mi? Öldüremedik, ulaşamadık mı? O zaman karakter suikastı yapalım, kimse dinlemesin. Etkisini yok edelim. Bu şekilde davranır küçük adamlar. Onları çukurlarında bırakmak lazım, gömmek lazım tabii de. Çukurlarında kalsınlar. Tembeldir. Vicdan da bilinçaltında vicdansız olmuştur. Bunu Ai Ching söylüyor. Kimmiş? Hui Ming Ching. Yani benlik ötesine ulaşamamıştır. Çinliler pratik insanlardır. Benlik ötesine ulaştığında pratik hayattaki karşılığını görmek ister. Yani aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Aynı iş olarak ne yapıyorsun pratikte? Yani benlik ötesine geçtin. Ruhun gerçeğine, özüne kavuştun. O halde sen artık teyakkuzda olan ahlak ve kurallarında onurlu, omurgalı birisin. Çünkü vicdanlısın. Zulmedemezsin. Sen insanlığa karşı suç işleyemezsin. İşte çok seslilik burada başlar. Vahdaniyet burada başlar. Ai Ching olayı çözmüş. Polarity burada başlar. Çok çeşitlilikte, çok seslilikteki zenginlik burada başlar. Self-regulating sistem kurulur. Buna self-regulating sistem diyor Ai Ching. Nerede diyormuş? The Secret of Golden Flower. Güzel. Kitabı okuyun. Bakalım ne anlayacaksınız. Evet. Çok güzel prensipleri var. Letting go of oneself. Action in non-action. Yani aksiyon yaparken aslında sanki aksiyon yapmamış gibi gözüküyordur. Sessizce halleder. Zeki. Letting go of. Bırak diyor. Çamur adamları kendi haline bırak. Kendi çukurlarında, bataklıklarında boğulsunlar. Letting go of. Bırak diyor. Bırak. Onlarla uğraşma. Uğraşmaya değmez. Hayvanların aşağı zirvesine düşmüşler. Esfere sahildeler. Bir mahlukatlar, yaratıklar ve bataklıkta boğulacaklar zaten. Let go. Letting go of. Bu şekilde oneself ulaşıyor. Oneself to oneself Mevlana'nın da konseptidir. Mevlana da aynı şeyi yapardı. Mevlana Rumi. Kendisi hakkında gıybet eden bir adam varmış Konya'da. Sokaklarda dolaşıp Mevlana kafir oldu. Hain. Bir sürü şey söylüyormuş. Mevlana'nın kulağına gitmiş. Bir gün karşılaşmışlar yolda. Mevlana gitmiş, sarılmış adama. Teşekkür etmiş. Adam şaşkın. Mevlana hakkında konuşan adam demiş ki Allah razı olsun.
gıybetimi etmişsin, günahlarımı almışsın. Ben de bu günahlarımı kime satacağım diye düşünüyordum. Sen talip olmuşsun. Madem talip oldun, günahlarımı almışsın ama senin için de üzülüyorum. Cehenneme gideceksin bu günahlarla beraber. Adam tabii yaptığı hatayı anlamış ve özür dilemiş. Tövbe ve istiğfar etmiş. Açık devre diyor. Tövbe ve istiğfar etmeden, özür dilemeden insanlar ruhunda vecd ihlasına, dımandalaya ulaşamıyor. Şimdi anlatacağım onun şeyini. Çünkü barışa yardım eden ancak vicdanın bozulmamış özüdür. Bu da ruhta bulunur. Kalbin bir zirvesidir. Heart of the heart'ta bulunur. Ruhta da ancak dımandalaya ulaşınca oluyor. Dımandalaya ulaşmak kolay değil. Dımandala nedir? Birazdan izah edeceğim. Lütse diye bir masterları var. Çok meşhur. Bir meslek geldiğinde onu kabul et diyor. Hangi meslek olursa olsun kibir yapma. Hangi meslek senin karşına çıkarsa onu yap. Verimli ol. Bir şeyler üret. İnsanlara yardım et. Hangi meslek olursa olsun kibir yapma. Şoförsen şoförlük yap. Çiftçiysen çiftçilik yap. Hayatın değişik aşamalarında, kademelerinde hangi meslek sana çarparsa o mesleği yap. Bana çok uyuyor. Yani gerçekten ben Çinli miyim acaba diye düşünmeye başladım. Lütse, master'ın lütse. Kişiliğin gelişimi için bu gerekli. Çin kültüründe eğer kişilik gelişmezse, ruhun gerisinde kalırsa küçük kalır. Küçük bir ruh olarak kalır ve büyümez. Birey bu nedenle ruhuna uyum sağlaması için sağlam ve güvenli bir şekilde gelişmesi için benlik ötesine geçmelidir. Yani kalbe ruhun derecelerine ulaşmalıdır. Ruhun derecelerine ulaşması için de Allah'ın ona verdiği aklı kullanmalıdır. Akıl melekesi. Bu nedenle bu macerada lazımdır. İşte sakit makam olarak Çinliler pratik bir gelişim sağlanmasını istiyor. Ve iş icraat olarak istiyor. Yani sözde değil. Adam beylik lafları edebilir. Ama pratik hayatta bir işi aynesi karşılığı yoksa o adamın aynı sabitesi yoktur. Aynı sabite İbn Arabi'nin de kullandığı bir kelime. Bir insan makamlardaysa aynı sabitesi hayatta gözükür. Bir adam Müslümansa o Müslümanlığın gereği olarak emindir. Elinden, dilinden, belinden insanlara faydalı olan bir insandır. O makamların aksi insanlarda bir ışık olarak belirir. Bir ışık olarak belirir. Güneş gibi parıldar, fayda verir. Şuaları, ışıkları Allah'ın şuunat-ı ilahiyesinden bir ışık gibi parıldar. İşte Ayçiçek diyor ki elmas bedendir o. Elmas ruhtur. Artık elmas bir ruha sahiptir. Yaşamı ısıtan vicdanlıdır, ahlaklıdır, onurludur, şereflidir. O elmas ruh, elmas bedende birleşmiştir, bir olmuştur. Union, tevhide ulaşmıştır. Tevhid kolay değildir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah bitmiyor efendim. Elmas bedende elmas ruh birlik oluşturmuştur. Artık o ülkeyi kapsayan, bütün ülkeyi kapsayan, bütün evreni kapsayan bir mum ışığından öte gerçek bir true self'tir. Gerçek benliktir. Benlik ötesinde benliğe kavuşmuştur. Allah'la birleşmiştir. Birlik makamındadır. Ruhuna kavuşmuştur. Ruh birliğe giden yolda, vicdanlı yaşamda insana rehberlik eder. Ruhu büyümüştür. Ai Ching der ki, vicdan ile yaşam beraber büyür. Eğer vicdan yoksa yaşam yoktur. İkisi birdir. Eğer yaşam varsa vicdan da olmalıdır. Yoksa o yaşam vicdansızdır. Çinlilerin mantığı çok iyi. Ai Ching bu ölümsüz beden ve ruhta bütünleşir vicdan ile yaşam diyor. İşte vicdan bu şekilde vicdan olur. The conscious mind. Yeniden vicdanla
birleşen ruh işte yaşam ve özü bulur. İşte Çinlilere göre bu bir diriliştir. Yoksa eline kılıç kalkan alıp da kes kafa kes giden salak Osmanlı dizilerindeki model tipler değildir. Ecdadımız da zaten bu yoldan gitmiştir. Ecdadımız Vefai tarikatına mensuptu. Ertuğrul Gazi, babası Gündüz Alp, oğlu Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdervendigar hepsi Vefai tarikatına mensuptu. Ve Vefai tarikatında ruh öndedir. Büyük ruh, ulu manütü. Yani öyle eline kılıç alıp da önünü kes, gelenleri kesmemiştir. Tekfurlarla yaptıkları anlaşmalar, evlilikler iç içe geçmiştir. Yani kardeş olmuşlardır. Öyle Hristiyan, Haç, Hilal düşmanlığıyla yani Ertuğrul dizisinde kaç tane adam kestiklerini ben sayamıyorum. Kutlar Vadisi'ni geçtiler. Zaten yaşayan insan sayısı çok sınırlı olduğu dönemde o kadar insanı öldürdülerse tebliğ edecekleri insan kalmamış, hayat kalmamış yani. Hayat ve yaşam değil de barbarlık yapmışlar. Böyle bir ecdat gösteriyorlar, alçaklar. Osmanlı'yı yıkıyorlar. Osmanlı, ecdadımız bizim merhametliydi, şefkatliydi. İnsanlara gerçek yolu tebliğ etmek için, ilahi kelimetullah yolunda Allah'ı anlatmak için ruhlarını büyütmüşlerdi. Samimiyetlilikle, kardeşlikle, insanlara yardım ederek, ulufe gibi, dilenci gibi erzak vererek değil, insanların ruhlarına, kalplerine girmişlerdi. Sevgiyle, muhabbetle evlenmişlerdi bunlarla. Orhan Gazi'nin iki karısı da Yahudi şeydir, Rum'dur. Müslüman olmuştur. Evet. Ondan sonraki Osmanlı padişahlarına bakın. Hepsi aynı politikayı devam ettirmişler. Ecdadın yolunu izlemişler. Evlilik yapmışlar. Niye yapmışlar evlilikleri? Kardeşlik için. Birlik için. O toplumda Hristiyanlar var, farklı milletler var, farklı inançlar var. Hiçbirine dokunmuşlar mı? Hiçbir inanca dokunmamışlar. Osmanlı'nın en yüksek olduğu dönemde 240 milyon nüfus vardı. Bunun yarısından çoğu Müslüman değildi. Değişik din unsurlardı. Niye Osmanlı ecdadımız Ortodoksların korusuydu? Neden Ortodoks Hristiyanları Osmanlı'yı seviyorlardı? Neden şimdi nefret ediyorlar? Çünkü aşırı ırkçılıkla İttihat ve Terakki ve bu çakma Yahudiler, çakma Türkçüler, Mason Mektaşiler, Türk milletçiliğiyle 150 yıldır Türkiye'yi batırıyorlar. Osmanlı'yı batıra gidiyorlar. Böyle gidiyorlar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi de bölecekler. Osmanlı'yı 35 parçaya böldüler malum 9 sene içinde. Türkiye'yi de herhalde bu İttihat ve Terakki'nin Ergonokoncuların torunları 3'e mi böleceksiniz, 5'e mi? Herhalde 3 öyle gözüküyor. 5 de olabilir. Çünkü bunların iktidarda olduğu dönemlerde genelde böyle oluyor. İşte mandala nedir? Mandala bir dairedir. Bunu doğu kültüründe görürsünüz, filmlerde de görmüşsünüzdür. Buna psikokozmik sistemde bir sihirli, büyülü bir daire gibi görürler. Renklidir, değişik renkler vardır. Çünkü mandala bir çiçektir. Golden flower'dır, altın çiçektir. Bunun içinde bir dönen wheel var. Ki ben Hristiyan kültüründe gördüğüm gibi bunu Kızılderili kültüründe de gördüm. Kızılderili kültüründe bizim ecdadımız olan Kızılderililerde bu wheel var. Buna healing wheel diyorlar. Bu healing wheel de Allah'ın yarattığı tabiattan gelen bir iyileştirme metodu vardır. Bunu daha sonra anlatacağım. Kızılderililerdeki iyileştirme metotları, healing metotları bizim ecdadımızda. Golden flower işte bir ışıktır. Cennet ışığı. Bir mandaladır. I Ching'e göre işte Tao budur. Tao anlayışında daha sonra anlatacağım. Tao ile İbn Arabi'yi karşılaştıracağım. Izetsu, Japon bir bilim adamının yazmış olduğu İbn Arabi'nin metafiziğiyle Tao'yu karşılaştırdığı bir kitap var. Çok güzel bir eser.
tavsiye ederim İngilizcesini de, Türkçesini de. Olmayan varsa gönderebilirim. Türkçesini de gönderebilirim. Ahmet Emre Hazretleri diyorum çünkü evliya bir insandı. Tercüme etmiş, Türkçe'ye kazandırmış. Türkiye'nin nükleer atom fizik bölümünün başındaydı. Özel getirmişti. 1997 yılında çıkardığı bir kitap var. Yaşlılığında son eseridir. Emek sarf etmiş, göz nuru dökmüş. Öyle mükemmel bir eser ki benzeri yazılamadı. İbn Arabi'nin metafiziğini Tao ile karşılaştırmış. Çünkü Tao Çin kültüründe işte bu ulaşılması gereken bu mandaladır. Yani Allah'la birlik yünün makamında birliğin birliğini oluştururken sümbürlenen bir ışıktır. Bu ışık, ışığın rengi gold'tur. Altın renginde, turunçlu renkte parlak bir ışıktır. Çin'e göre bu cennetin kalbidir. Yaşamdır, özdür. O bir ejderhanın gözüdür. Ai Ching bunu tarif ederken Çin kültürüne göre çok uzun bir description, tanımlama yapmış. Hepsini anlatmayacağım. Fakat tanımladığı gerçeklik budur. The ultimate truth dediği Golden Flower'daki cennet ışığı, cennetin kalbi aslında işte mutlulukta insanın bu dünyada ve ahirette iki canda ulaşacağı saadettir. Bu da tevhid ile, Allah'la birlik oluşturmakla, the union of the union, tevhid makamına ulaşmak da olur diyor Ai Ching. Sınırları almayan, kainata taşan o dağda işte bir anahtardır. Çok güzel anlatım var. Ben Türkçe'ye çevirdim biraz. Bin hayatta binlerce kez tevhidi aramıştır. Ölmeden, die before die ölmüştür Tao. Ai Ching binlerce defa tevhidle soluklanmıştır. Allah'ın birliğini ve beraberliğini, kainattaki izlerini, manifestation'ı, Esma-i Hüsna'nın tezahürlerini görmüştür. Yaşam ve öz tevhidle aydınlığa kavuşur. Cennette işte o bu dünyadayken Tuba tohumlarını ekmiştir. Kötü yoldan gidenler, Perinçeki ve Süfyan Erdoğan'ı izleyenler ise Zakkum ekmiştir. Zakkum'un çıkacağı yerde ebedi cehennemdir. O dönemde de kötüler varmış. O kötülerin isimlerini çekiyor. Fazla lanse etmiyor. Biliyorsunuz sahri zihinleri bozmamak için kötü insanların isimlerini çekmek doğru değil. Onlar zaten yıkılıp girecekler bataklıkta. Debelleniyorlar. Debelleniyorlar. Batacaklar ve isimlerini kimse hatırlamayacak. Sadece ibretlik olarak kıyamete kadar bir kıssa bırakacaklar. Bu nedenle hatırlanacaklar. Yukarıdan nasıl döküyorlar? Her şeyin başı birdir diyor. En yüksek hedef gayeye hayal Ai Ching Hui Wing Ching böyle diyor. Allah razı olsun demek ki peygamberdi. Çünkü Allah'ın birliğini her şeyin ahata baktığını, her şeyin vahdaniyete baktığını anlatmış. En yüksek hedef olarak tevhidi bulmayı göstermiş. Tevhid en büyük sırdır diyor İbn Arabi. Ai Ching'le aynı görüşte. Çünkü soylu altın yaşamdır. Ve onun projesi ise işte o cennet ışığı, cennetten çıkan bir ışıktır. O cennetin kalbidir demiş Golden Flower için. Bu nedenle ölümsüz olan kişilik ve ruh işte o çiçekle açar pratikte. Çinliler pratiğe önem verir. Pratik hayatta application uygulaması yoksa o adam yalan söylüyordur. Yani pratik hayatında Golden Flower'ı yaşamıyorsa bu sırra ulaşamamıştır. Sırra ulaştığını iddia etse de yalancıdır. Gerçek yaşamına bakarlar. Güven duyması, güven telkin etmesi, emin olması ancak pratik hayatta Golden Flower'ın sırrını ruhuna işlemesiyle, böyle ilmek ilmek işlemesiyle olur. Ahlak ile, onur ile, şeref ile, vicdan ile olur. Zulmetmez. Zalim olmaz. Olamaz. Çünkü onun ruhu güzel bir ruh olmuştur, büyümüştür. Küçük kalmamıştır. Ruhun hedefi, özü işte sevgidir. Sevgi yaşamda birlik olmuştur. Mandala
O Spring Life of Force haline gelmiştir diyor. Circulation yapar, dönüşüm geçirir. Bunun için zaten Dimandala'yı anlatırken şeytan bu karanlığın içinde, bu aydınlığın içinde bir karanlıktır. Aydınlığı bozmak için o karanlık lazımdır. Çünkü aydınlığın aydınlık olduğunu, karanlık olmasa, Süfyan Erdoğan ve Perinçek gibiler olmasa anlayamayacaksınız. Işık ve karanlık lazımdır diyor Ai Ching. Ve buradan şuna geçiyor. Ying ve Yang'a geçiyor. Ying ve Yang'ın yani Yin female'dir, kadındır. Yang erkek temsil eder. Bunların birbirini takip etmesi, izlemesi psikolojik olarak Yin kadın neyi temsil eder? Yang neyi temsil eder? Bunu anlatır. Bunların daha sonra kalp ve ruhun derecelerine girdiğinde nasıl dönüşümden geçtiğini, Hun ve Shen'e dönüştüğünü anlatır. Ai Ching aslında Carl Jung'un Anima ve Animus teorisini 5000 sene önce oturtmuş. Yani yazmış zaten. Carl Jung çok güzel analiz etmiş bunu. Çünkü kendisinin de ortaya attığı Anima ve Animus teorisi, yani erkeğin içindeki kadın hususiyetleri, duygusallığı, kadının içindeki erkek hususiyetleri, maskülinitesi buna %100 uyuyor. Çünkü Ying daha sonra Hun'la birleşir. Hun'a dönüşür. Yang ise Shen'e dönüşür. Shen'le birleşir. İşte buradaki birliktelik ve birliğin birliği oluşturması bu dört tane kareden oluşur. Dört karede bir daire içinde bulunur. Bu daire içinde dönen bir hadisedir. Buna da Dimandala deniyor. Bunun mistik anlatımdaki spelleri var. Yani sihirli kelimeleri var. Ve kozmik sistemde işte ulaştıkları sır dairesi, anahtar budur. Çin'in ruhu işte bu mantıklı karardır. Yani yüksek ahlaktır. Psychic muhafazalık bir nevi bazen one-sided halde ırkçılık da körelebilir. Mao'nun yapmış olduğu gibi. Milyonlarca insanın ölümüne yol açabilir. Ve kolektif şuuru yok edebilir. Türkiye'de şu anda olduğu gibi. Kolektif şuuru yok eden zalim Büyük Süfyan var. Ve Perinçek yardımcısı Topal Dedcan. Geç kalındığında işte bunu engellemekte karanlık aydınlığı var. Ve işte yangına dönüşür. O yangın ne yapar? Yangı yok eder. Yangı yok ettiği zaman yine dönüşür diyor Ai Ching. Yin duygusaldır. Duygusal kararlar verir. Her şey siyah ve beyaz haline getirir. Yin ancak yangla birleşirse, erkeğin kas gücüyle birleşirse kadınca davranışlar sergilemeye başlar. Artık hatun kişidir Erdoğan. Çünkü duygusal bir şekilde kadınca davranmaktadır demek istiyor. Ai Ching'in anlattığı bu. Çünkü yang kaybolmuştur. Tek taraflıdır. Yin hakim olmuştur. Yin hakim olduğu zaman, hatun kişi hakim olduğu zaman ülkenin başına Mao gibi, Stalin gibi, Hitler gibi bir tip ortaya çıkar. Yani Erdoğan hatun kişidir artık. Yin'dir. Ahlak kalmamıştır. Ahlak zirve şeyden çıkmıştır. Yolundan, insanlık yolundan çıkmıştır. Duygusal kararlılıkla, kararlar vererek faşizmle başarı sağlamaya çalışır. Katastrofik bir terör meydana getirir. Bunun işaretleri verilmiştir. Terör devleti haline getirir. Bu işaretler size kaç yıldır veriliyor? Fuat Han yazmıştı zaten de tek tek. Kaç yıldır bu işaretleri görüyorsunuz? Toplum uyuşmuştur. Tembeldir. Laziness hakimdir. Ve biz de bu arada fındıklı çayımızı soğuttuk. Toplum yoldan bu şekilde çıkar. Artık gerçek yoktur. Afrin'e girer. Aslında oradaki el-Kaideci teröristlerini kurtarmaya çalışıyordur. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanıyordur. Topluma ise milliyetçilik gazı vererek milliyetçi oyları kendi partisine çekip diktatörlük kurmaya çalışıyordur. Daha fazla zulmedecek. Daha fazla çalacak. Daha fazla insanı, hayatı, özü mahvedecek. Ülkeyi yıkacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni esir almıştır. Ordu artık emrinde bir köpektir.
piçleri haline gelmiştir. Ordudaki vatansever insanları Türkiye'nin eğitimli 240 bin insanını hapse atmıştır. Onları suçluyordur. Bütün suçlarını, günahlarını onların üstüne atarak arsızca sırtıyordur. Öyle edepsiz, arsızdır ki yaptığı bütün günahlar, veballer artık güya Ayetullah makamında kabul edilebilir hale getirmiştir. Çünkü bütün günahları ve suçlarını en masum, toplumun en vatansever, en doğrucu, en doğruluk makamındaki, en yüksek hedeflere giden proje ve eğitimle devam ettiren bir insanların elinde olan insanları kıskanmıştır. Kin ve haset duyuyordur. Çünkü kendisi yapamaz. Kendisi hatun kişidir. Ancak hatun kişi yang ile evlenirse bir ortaya birlik ruhu çıkar. Ama duygusal bir şekilde siyah beyaz bir dünya kurduğu zaman insanları ölüm atar. Düşman belirler. Şunlar düşman, öldürün. Devir değişir. Şunlar düşman, öldürün. Hayatı bu şekilde yok ederek gider. Yıkar, yakar. Ortada bir enkaz bırakır. Öyle bir enkaz bırakır ki düzeltmesi 50 yıl mı sürer, 25 yıl mı sürer bilemeyiz. Çünkü güven yıkılmıştır. Güven yıkılınca zaten artık insanlar vatanlarına dönmezler. Giden insanlar, ülkeden cebri cetle giden insanlar kalbi kırık gitmiştir. Gönlü kırık gitmiştir. Kolay kolay hiç can, mal güvenliği, ifade özgürlüğü falan olmadan ülkelerine dönmezler. Ülke yıkık kalır. Enkaz altında inler. Gelişmez. Gelişmesi de mümkün değildir. Çünkü hala baştaki şeytanı görememektedir. Görmektedir ama korkmaktadır. Korktuğu için de tabi olmaktadır. Yoksa yakınlarından zarar verir. Bu şekilde devam ettiği sürece kirli çak, kısır döngü devam eder. Bunun çaresi tabii aydınlığın hakim olmasıdır. Gerçek aydınlığın. Perinçek'in aydınlığı değil, o karanlık. Biliyorsunuz yani Topal Türkiye'yi ne hale getirdi? Topal ve kör bir araya geldiler. Ülke bu hale geldi. Aklınız yok muydu? Neden engel olmadınız? Gibi sözler söylemeyeceğim. Çünkü engel olmak isteyen herkesi mağdur ettiler. Çeşitli bahaneler uydurdular. Hapse attılar, ülkeden kaçmak zorunda bıraktılar. Hala zulmediyorlar, işkence ediyorlar. İnsanlık dışı suçlarla büyüyor. Ve artık bir noktaya geliyor. Bütün dünyada ses getiriyor. Nasıl ses getiriyor? Bunlar insanlıktan çıkmış Hitlerci, Stalinci, Mao'cu ahmak bir toplumdur şeklinde tescilleniyorlar. Ve Hitler'e uygulanan muamele neyse aynı muamele uygulanacaktır. İyi günler efendim. Çin yorumu Ai Ching beğendiniz mi? Golden Flower güzeldir. Gerçekten sihirlidir. Tavsiye ederim. Everything is recorded now.